Bundan haftalar önce Ömrü'ye hazırlanırken memlekette oraların sevgisi içinize sığmıyor. Buraların yolunu gözlüyor, devamlı kendini özlüyordunuz. Özlüyorduk. Evine nasip etti, evinizden çıktınız. İlk adımda günahlarınız affedildi. Bu haberi veren mahallesinde bulunduğumuz bizim peygamberimiz. Her adımımıza 70 senelik ibadet sevabı yazarak buraya geldi, buraya kadar geldiniz. Orada evinizden çıkarak dualarla, gözyaşlarıyla sizi uğurlayanlar oldu. Bizi de oralarda hatırlayın, bizi de çağırın, biz de gelelim, bizden de selam söyleyin dediler. Siz de evetlerle arabaya binerek, sefer duası okuyarak, salavatlarla, istiğfarlarla cennete girercesine havaalanından inip Medine-i Münevvere'ye girdiniz. Bu özlem, bu arzu insanın yaratılışında, Müslümanın nasibinde vardır. İçinizden diyordunuz ki, bir uçaktan insek, Medine-i Münevvere'ye girsek, yeşil kubbeyi görsek, Mescid-i Nebevi'ye girsek, 50 bin mükafatı olan namaz ve ibadet sevabı alsak, o bizim kendisini rüyada görmek isteyip de göremediğimiz, bizim her şeyimizden kıymetli olan alemlerin efendisi Muhammed Mustafa'ya selam versek, ümmetin geldi ya Resulallah desek, ne olur bize şefaat et, mahşerde bizi unutma, bizi ümmetliğe kabul et desek arzularıyla buraya geldiniz. 90'lı kusurlarıyla beraber bunlar işlendi. Benim mescidimde şu kadar namaz kılan, cehennem azabından, kabir azabından, kalbi bozan nifaktan kurtulur buyuran Peygamberimizin bu müjdesini alarak cennete giren insanların cennetten hafta sonu Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyredeceksiniz. İnşallah. Adine davetlisiniz ey cennet halkı denilecek. İnşallah. İşte cennetten Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyredercesine tam benzeri olmasa bile bu defada memleketimizden cennete girer gibi Medine-i Münevvere'ye girdik. Efendimizden ayrılmak zor. Elveda ya Resulallah muhakkaten dedik. İnşallah yakındasın. Tekrar ziyaret edeceğiz. Arzularıyla, gözyaşıyla, salavatlarla biraz sonra çıkacak. İhramlarınızı giydiniz. Temizliğinizi yaptınız. Namazını kılmak, niyetini etmekle lebbeyk. Emrini duydum, davetine uydum demek. Yeri burada Medine-i Münevvere'den çıkarak Mekke-i Mükerreme'ye yolu üzerinde 11 kilometre mesafede Zülhuleyfe'ye varacaksınız. Elbette salavat-ı şerife okuyor okuya harem minarelerini o yeşil kubbeyi tekrar en son görüş ne olur diye arabanın içinden de böyle gözlüğe almaya Zülhuleyfe'ye varacaksınız. Orada iki rekat ihram namazı kılacaksınız. Ömre için çıktık yola. Ömre küçük bir haçtır. Haccın karşılığı cennettir. Şu sevap bu derece değildir, cennettir. Dediğinize, yediğinize dikkat eder. Ahirete, kabre indirebilirsek bunun karşılığı cennettir. Zülhuleyfe'de namazı kılıp, niyet edip, lebbek deyip tekbir getirip salavat okuduktan sonra dua edeceksiniz. Ondan sonra aşkla, şevkle, ahd varsak Mekke-i Mükerreme şehirlerin anasıdır bir girsek Kabe-i Muazzama hidayete vesile olan rahmet kaynağıdır bir görsek orada bir sürü dileklerimiz var onları dile getirsek Beytullah'ın etrafında omuz omuzu açarak ömrenin tevakkuna niyet ederek Hacer-ül Esad'ın karşısına varsak ruhumuzla söylediğimiz Rabbimiz Allah
Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, dinimiz İslam, kitabımız Kur'an, biz bunları yaşayacağız diye verdiğimiz sözü göğsümüzü dönerek, ellerimizi yüzümüzün istikametine kaldırarak Bismillahi Allahu Ekber deyip tavafa başlasak. O dönüp dönüp ömür boyu namaz kıldığımız halde göremediğimiz Beytullah'ı, her bakışta bir sene ibadet yazdıran o Beytullah'ı, hem dönerken göre göre seyredecek, çoluğumuzu çocuğumuzu hatırlayacak, milletimizi, memleketimizi göz önüne getirip Ya Rabbi hidayet ver, Ya Rabbi sıkıntılardan kurtar diye dua ederek, yedi şaft bir tavaftır. Bittikten sonra omuzlarımızı örteceğiz. Kenara geçip Beytullah'ı görmek üzere, mümkünse tabii, zemzem-i şerif içeceğiz. Kim zemzem-i şerifini niyetlerle yudumlarsa, Cenab-ı Hak onun arzularını yerine getirir. Zemzem-i şerif içip arkasından duasını okuduktan sonra, Safa Tepesi'ne çıkacağız. Çünkü ömrenin vacibidir o. Safa Tepesi'ne çıkacağız. Göremesek bile Beytullah'ı görüyormuş gibi döneceğiz. Sahiye niyet edeceğiz. Tekbir getireceğiz. Tekbir, salat okuyacağız. Tehlil okuyacağız. Ve niyetten sonra döneceğiz. Arkamızı Beytullah'a doğru, hanımlar arkamızda, erkekler önde. Estağfurullahel-Azim söyleyin. Estağfurullahel-Azim. Estağfurullahel-Azim. Özür dilerim Ya Rabbi, vazgeçtim kötülükten, beni affet dualarıyla cennet kapılarından birisi duaların kabul edildiği yer Safa'dan Merve'ye doğru Estağfurullahel-Azim içimizden diye diye yeşil direklerin, yeşil ışığın olduğu yere geleceğiz. Erkekler koşacak, kadınlar hem koşacak hem coşacak. Kadınlar da yürüyerek 50 metre sonra bir araya gelip tekrar 350 metre yer olan Safa Merve Tepesi arası 70 bin peygamberin bulunduğu kabirleri ve iki kapı Merve Safa dua kabul edilen o 95 yerden ikisidir. Onlar da cennet kapısıdır. O Merve'ye kadar varacak, Merve'de tekrar dönüp Beytullah selamlanacak. Orada da dua, tekbir, tehlil okunacak. Orada da yapılan dua kabuldür. 4 gidiş, 3 gelişle 2,5 kilometre mesafe kat edilmiş olacak. Ömrenin ihramdan çıkmak için kalan tek şey var, o da tıraş. Erkekler berbere giderek veya kendi makinalarıyla veya ciletleriyle sevabın 4'ünün 3'ü olan başını kazıyacaklar veya sevabın 4'ünün 1'i olan saçını kısaltacaklar. Hanımlar da otellerine giderek saçını ucundan keserek ömreden çıkacaklar. Normal elbisenizi giyerek Mekke-i Mükerreme halkındanmış gibi seferisiniz. Beytullah'a sık sık gelip ziyaret edeceksiniz. Bir ara Cirani'ye gideceksiniz. Peygamberimiz buradan ömre yapmış diye onun izinden bir ömre yapacaksınız. Bir ara gideceksiniz Hudeybiye'ye. Peygamberimiz buradan da ömrü yapmış deyip sahabeleriyle orada anlatılacak ve oradan da ömrü yapacaksın. Bir ara analar anası Ayşe validemizin ömrü yaptığı Beytullah'ın kuzey batısına düşen Tenim'den Mescid-i Ayşe'den ömrü yapacaksınız. Her ömre bir haçtır. Sevabı ne kadar kime elde hediye ederseniz edin, size devamlı iki katlısı yazılır. Bu işler bittikten sonra bir de Mekke-i Mükerreme'ye veda edeceksiniz. Tabi Cennetül Mualla ziyareti, Uhud şehitlerinin ziyareti, Uhud dağının ziyareti, iki kıbleli mescidin ziyareti, orada yapılacak dualar kabul. Hendek Harbi'nin yapıldığı yer Kuba Mescidi, yeryüzünde mescitlerin Harem-i Şerif'ten, Beytullah'tan, Mescid-i Nebevi'den, Mescid-i Aksa'dan sonra sıraya gelir. Bu ümmet için takma üzere yapılan ilk mescittir. Orada da kıldığınız namazla ömre sevabı yazdıracaksınız. Çocuğumuza gücümüz yettiği kadar Beytullah'a baka baka ağlayarak etrafında dönülür. Ya Rabbi tekrarını nasip et. Bu Beytullah yarın mahşere getirilecek. İki dudağı ile bir dili olacak. Bunu Peygamberimiz söylüyor.
Hacer-ül Esved de aynısıdır. Kendisini tavaf edenlere şefaat edecek. Dua da diyeceksin ki ya Rabbi, Beytullah'ın şefaatini, ya Rabbi, Hacer-ül Esved'in şefaatini, mahşerde bilhassa Peygamberimizin şefaatini hem bize, hem çocuk çocuğumuza, akrabalarımıza, komşularımıza, milletimize, memleketimize, bütün İslam alemine ya Rabbi nasip et diye dualar edeceksiniz. İnşallah uçak şaka yapmazsa dönüşünüzde salimen, galimen, ganimen evde gözünüzü açarsınız. Uçak şaka yaparsa gelirken cennette gözünüzü açarsınız. İnşallah. Ya, hangisi hayırlıysa onu versin. Amin. Tekrarını nasip etsin. Amin. Efendimizden ayrılmak ne kadar zorsa Beytullah'tan, Beytullah'tan da ayrılmak o kadar zordur. Hac ibadetinin ahenkli gagabi gafileler arasında tadına doyulmaz. Biz bunu 40 senedir görüyoruz. Hem arkadaşlarımızla et tırnak gibi olunca bu tekrar özlenir. Tekrar bu yollar gözlenir. İnşallah hem bize hem neslimize Mevla-i Zülcelal tekrar tekrar bu peygamberler ülkesine gelmeyi ve buralardan alınması icap eden şeyleri alarak kabire indirmeyi nasip etsin. Amin. O da nasıl olur? Buraya olduğumuz zaman öyle, döndüğümüz zaman da öyle. Yapanlar devam, yapmayanlar alışsınlar. Devamlı abdestli duracaksınız. Anladınız mı? Evet. Bozuldu alacaksın, bozuldu alacaksın. Yatağa giriyorsun, abdesti giriyorsun. Ölüyorsun, abdestle öleceksin. Şehit olarak gidersin. Yatağa abdesti girdiğin zaman sabaha kadar ibadet sevabı alırsın. Bunda 100 defa estağfurullah, 100 kere estağfurullahalazim diyeceksin. Günde 1000 kere salavat okuyacaksın. İşte Peygamberimizin huzurundayız. Onun mahallesinde biz bulunuyoruz. Onun şefaatine muhtacız. 1000 okursan ölmeden cenneti gösterirler de onun için 1000 okuyun diyoruz. 100 Kur'an-ı Kerim okuyacaksın her gün. Onu okuyamazsan bile her namazın arkasından 1 Fatiha, 11 İhlas okuyacaksın. Her gün 1 Yasin-i Şerif okuyacaksın. 1 Yasin-i Şerif 22 Kur'an-ı Kerim hatim sevabıdır. Her akşam teheccüde kalkacaksın. Her akşam 1 tesbih namazı kılacaksın. Burada biz tesbih namazını akşam namazıyla yatsı arası kıldırıyorduk. Bir de sabahleyin teheccüd namazından sonraydı. Memlekete gittiğiniz zaman ölünceye kadar hanımlar, bunlar biraz daha sözlü sizden iyi dinlerler de, ben onun için hanımlar dedim. Erkekler, tesbih namazı kılın kılın kendinizin ve çocuk çocuğumuzun hidayeti için dua edin. Tesbih namazı kılın kılın, her akşam bir tesbih namazı kılın, devamlı abdestli durun. Bu denilenleri yapanlarınız vardır, yok değildir ama içinizde çok da değildir. Biz bizi biliyoruz. Bundan sonra hacca geldi gitti mi insan değişir. Rektefe olmuş motora döner. Arazi vitesi takılmış motora döner. Vabuk değiştirir hacca gelen insan. Yani bu memlekete peygamberlerin izine basan, inen rahmetten gıda manen gıdalanan insanlar böyle olur. Sakın sabah namazını gün doğduğuna koymayın. İşrak namazıyla güne başlayın, hayırlı olur. Rabbin namazıyla da geceye başlayın, onun da tamamı olur. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in el-tayyibin el-tahirin. Vafanna ve unfirlena ve erhamna ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin ve'l-zalimin. İnneke semî'un alîm. إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل عمرتنا مبرورا وطوافنا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا خالصا مخلصا مقبولا محبوبا وتجارتنا تجارة لن تبور تقبل يا رب عبادتنا وزيارتنا إلى آخر أنفاسنا في حرمة رسول اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر أمة محمد وأولاد أمة اللهم ارحم أمة محمد وأولاد أمة اللهم اهد أولادنا اللهم اهد أولادنا اللهم اهد أولادنا وأولاد أمة محمد بهدايتك من فضلك يا رب والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
yolunuz cennete kadar açık olsun. Amin. Tekrarını Cenab-ı Hak nasip etsin. Birbirlerinize haklarınızı bize de helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Bize helallik şöyle olur. Biz burada gece gündüz hizmetle oldukça yani deyip de %100 olmaz. Hizmetle alakadar oluruz ama hiç kimseden hak istemedik. Şunu isteriz. Memlekete döndüğümüzde bizim okuduğumuz yurtlar var, kurslar var. Hanımlar el emekleriyle, erkekler de cepleriyle, çocuklarıyla buralarla alakadar olsunlar. Alakadar olduktan sonra bizden bu teşkilattan bütün dünyadaki inananlara İslam alemine günlük evrad-ı şeriflerden, akşam hatimlerden sonra dua etmek biz mecburiyetindeyiz. Siz de kendinizi ona göre ayarlayın. Bizden yana bir şey yok. Helal olsun. Bizim vazifemiz bu. Bu ve benzeri şeyler. Tekrarı güzel olur. Tekrar hazırlanın. Beraber olun. Hele şu Ramazan-ı Şerif geliyor. Ben gideceğim. Haftaya yine geleceğim buraya. Ramazan-ı Şerif'te Mevla müsaade ederse. Peki çoluğunuza, çocuğunuza da, arkadaşlarımıza da, komşularına çok selamlar söyleyesin. Allah yolunuzu açık etsin.